Şimdi elimizde bir miktar para var, x lira. Reha ile sedan 2 ve 3 sayılarıyla orantılanmış. Tabii doğru orantılı olarak paylaşıyorlar. Aynı parayı Zeynep ile Büşra 4 ve 5 sayılarıyla orantılı olarak paylaşmış. Sonra devamında bir şeyler söylüyor. Önce şunları isimlendirelim. Bir kere Reha ve Seda 2 ve 3 ile doğru orantılı. Tabii söylemiyor ama biz doğru orantılı olduğunu anlıyoruz. Bir şey söylenmiyorsa doğru orantılı. 2 ve 3 ile orantılı olarak paylaşıyorsa biz Reha'ya 2K, Reha'nın aldığı paraya, Seda'nın aldığı paraya da 3K diyebiliriz. Tabii bu x lirayı paylaşıyorlar. Bu durumda x eşittir 5K oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Sonra aynı parayı Zeynep ile Büşra 4 ve 5 ile orantılı olarak paylaşıyorlar. Bunlara da isim verelim. Ama K'yı kullandık. Artık farklı bir isimlendirme kullanalım. Zeynep 4P alsın. 4 ile orantılı paylaşıyor. Büşra 5 ile orantılı olarak 5P alsın. Tabii ikisinin aldığı toplam para 9P. Yine aynı x'i veriyor. Çünkü aynı x'i paylaşıyorlar. Şimdi şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. 5K eşittir 9P. Biz bu ikisini tek bir değişkenle ifade edebiliriz. Eğer böyle bir eşitlik varsa karşı tarafın katsayısıyla isimlendireceğiz. Yani biz A'ya isim vereceksek şu 9'u da isim vereceğiz. Mesela 9 Z diyelim. 9Z olsun. P de 5Z olacak. Bu şekilde isimlendirebiliriz. Şimdi en başa dönelim. Reha şu kadar almıştı. 2K. Biz K'ya 9Z demiştik. Ya da şöyle yazayım. 2K. Buradan 2 çarpı 9Z. Z'miz şey K'mız 9Z'ydi çünkü. 18Z. Reha'nın aldığı. Seda'nın aldığını bulabiliriz. Aslında hepsini bulmaya gerek yok da ben yazıyorum yine de. Seda o 3K almıştı. 3 çarpı K sayısına biz 9Z demiştik. O halde Seda'nın aldığı para da 27Z. Şöyle 27Z. Diğerlerini de aynı şekilde yapabiliriz. Zeynep'in aldığı. Biz ona 4P demiştik. P'mize 5Z demiştik. 4 çarpı 5Z yani 20Z. Bir de Büşra vardı. Ona da girelim. Büşra. O da 5P almıştı. 5. Bizim P'miz 5Z idi. O da 25Z almış. Yani 25Z alırmış. Paylaşmış olsalar. Şimdi devamında şöyle diyor. Reha'nın aldığı para. Şu yani 18Z ile Zeynep'in aldığı paraların toplamı 76. Zeynep de 20Z almıştı. Bu ikisinin toplamı 76. Yazıyorum. 18Z artı 20Z eşittir 76. 38Z eşittir 76. 2 katı Z 2 olur. 38'in 2 katı 76. Şimdi Büşra kaç lira para almıştır diyor. Büşra 25Z almıştı. Büşra 25Z almıştı. Z'yi de 2 bulmuştuk. 25 çarpı 2 buradan 50 getir.